Şövalye Densini'den Cecil Bollange'a. Madame de Mertöy de köye gitti bu sabah. Sizin de. Benim canım Cecil'im. Benim de dostumuz olan o hanımefendiye hep sizin sözünüzü ediyor. Bu hasret günlerinde hiç olmazsa abunuyordum. Şimdi o zevkten o biricik zevkimden de yoksun kaldım. Benim de dostum diyorum. Böyle dememe bir zamandan beri izin verdi de onun için. Buna doğrusu pek sevindim. Çünkü ona dostum derken Size biraz daha yaklaşmış gibi oluyorum. Ne eşsiz bir kadınmış. Dostluğuna öyle bir büyük atıyor ki insanın göğsü kabarıyor. Aşktan bütün esirgediklerini sanki hep o tatlı duyguya katmış da onlarla bezeyip onlarla güçlendirmiş. Bilseniz sizi ne kadar seviyor. Ben sizin sözünüzü açınca bilseniz ne kadar seviniyor. Ona böyle bağlanışım kuşkusuz bundan olacak. Dünyada yalnız sizin ikiniz için yaşamak aşkın hazlarından dostluğun zevklerine dostluğun zevklerinden aşkın hazlarına geçmek ikiniz arasındaki bağların sanki düğüm noktası olmak birinizi mutlu etmeye çalışırken öbürünüzü de mutlu edeceğimi bilmek daha büyük bir mutluluk mu olur benim canım sevgilim o tapılası kadını sevin siz de çok sevin benim ona duyduğum bağlılığı siz de duyun ki Değeri bir kat daha artsın. Dostluktaki büyüyü tattığımdan beri, istiyorum ki onu siz de tadasınız. Bir zevkimi sizinle paylaşmazsam, bana yarım gibi geliyor o zevk. Evet Sesil'im, sizin gönlünüzü en tatlı duygularla, en tatlı duyguların hepsiyle sarmak isterdim. Kalbinizin her atışı, size bir mutluluk heyecanı duyursun isterdim. Bunlara ersen bile, gene size borçlu olduğum, gönül sevincinin ancak yarısını ödemiş olurum. Bütün bu güzel düşünceler niçin yalnız benim hayalimde yaşıyor da, gerçek dünya bana bir takım kederli, sonsuz yoksunluklardan başka bir şey vermiyor. O gittiğiniz kır köşkünde gelip sizi görebileceğimi umudunu vermiştiniz. Artık anlıyorum ki boş bir umutmuş o. Siz de istediniz ama imkan bulamadınız diye düşünüp ancak öyle ovunuyorum. Ama siz bunu bana kendiniz söylemiyorsunuz. Benimle birlikte keder etmiyorsunuz. Bundan yakınan mektuplarımın ikisini büsbütün yanıtsız bıraktınız. Ah Sesil, Sesil. Beni ruhunuzun bütün gücüyle sevdiğinize inanıyorum. Ama sizin ruhunuz benimki gibi ateşler içinde değil. Engelleri yıkmak ah benim elimde olsaydı, bana düşseydi, sizin çıkarlarınızı değil de kendi çıkarlarımı düşünebilseydim, o zaman size gösterirdim ki aşk dileyince bir şey önüne geçemez. Bu yaman hasret günleri ne zaman bitecek onu da bildirmiyorsunuz. Burada olsanız sizi görürdüm hiç olmazsa. O güzel gözleriniz benim bu bitkin ruhuma biraz can verirdi. O saf, o insana dokunan bakışlarınız gönlüme rahatlık getirirdi. Var o rüyata ihtiyacım. Bağışlayın beni seselim. Bu korku bir kuşkudan gelmiyor. Sizin sevginize, vefanıza inanıyorum. İnanmasam ne mutsuz olurdum. Ama önümüzde bu kadar engeller var. Her günde yeni engeller beliriyor. Üzgünüm, pek üzgünüm. Benim sevgilim, Madame de Mertöy'ün böyle gidişi bütün yıkımlarımı bana sanki yeniden acı acı duyurdu. Hoşçakalın kalın sesilim. Hoşça kalın benim sevgilim. Düşünün ki sevdiğiniz kederler içinde. Düşünün ki onu bir siz mutlu edebilirsiniz. Paris 17 Ekim. Cecil Volange'dan Şövalye Densiniye. Bu mektubu Valmont dikte ettirmiştir. Sizin kederde olduğunuzu bilirim de sevgilim ben de keder etmez miyim üzülmem için bir de sitem mi etmeniz gerek sizin dertlerinizle benim de yandığımdan kuşkuya mı düşüyorsunuz size kendim istemeden çektirdiğim acılar bile içime yara oluyor bunlardan başka benim bir derdim daha var siz benim değerimi bilmeyip haksız haksız sözler söylüyorsunuz hiç de iyi etmiyorsunuz ama Canınızın neyin sıkıldığını biliyorum. Son iki mektubunuzda buraya gelmek istediğinizi yazmıştınız. Karşılık vermedim de onun için. Ama o yanıtı vermek öyle kolay bir şey miydi? Ben sizin isteğinizin pek kötü bir şey olduğunu bilmiyorum mu sanıyorsunuz? Böyle birbirimizin uzakken hayır demeye dilim varmıyor. Ya siz buraya gelirseniz ben ne yaparım? Siz bir an kendinizi avutmak istediniz diye. Ben ömrümce dövünüp durayım mı? Benim sizden bir gizlediğim yok işte. Ben ne düşündüğümü söyleyeyim de siz yargınızı verin. Ben gene sizin istediğinize razı olurdum. Ama size yazmıştım. Bizim başımıza bu dertleri açan Mösyö de Gerkort öyle çabuk çabuk gelmeyecekmiş. Hem bir zamandır annem bana daha bir sevgi gösteriyor. Ben de elimden geldiği kadar onu okşuyor, yüzüne gülüyorum. Kim bilir ondan neler koparabilirim. Ben sonra pişman olacağım bir kabahat işlemeden biz mutlu olabilirsek çok daha iyi olmaz mı? Bilmem doğru mu? Kaç kişiden duydum. Erkekler karılarını daha karıları olmadan önce çok severlerse sonradan pek sevmezlermiş. Beni her şeyden çok bu korku durduruyor. Siz benim gönlümden yana kuşkulu musunuz sevgilim? Her zaman sizin değil mi o? Bakın ne diyeceğim size, o Mösyö'de Gerkort'un yüzünü bile daha görmedim ama garezim var o adama, ona varmak felaketinden kurtulamazsam söz veriyorum artık bir şey dinlemem, ne kadar elimden gelirse o kadar hem de her şeyden önce sizin olurum. Benim için sizin beni sevmenizden başka bir şeyin değeri yoktur. Benim öyle kendimi verişim bir kötülük bile olsa kabahatin bende olmadığını siz bileceksiniz ya artık bir şeyi umursamam. Siz beni her zaman şimdiki gibi seveceğinize söz verin yeter bana. Ama benim sevgilim o zamana kadar bırakın da bu yolumdan ayrılmayayım. Sizin benden istediğinize razı olmadığım için üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Ne yapayım ki çok büyük nedenler var. İstemeyin artık onu benden.'' ''Ne olur, Mesude Valmont da sizin için benden o kadar rica etmesin. Bütün ısrarları beni bir kat daha üzmekten başka bir işe yaramıyor. İnan olsun, gerçekten bir dostunuz varmış sizin. Siz de burada olsanız, ondan fazla bir şey yapamazdınız. Ama artık, hoşça kalın sevgilim. Bu mektubu yazmaya başladığım zaman vakit oldukça geçti. Uzun zamanda yazmakla uğraştım. Artık yatayım da.'' Bu geçirdiğim zamanı çıkarmaya çalışayım. Sizi kucaklarım. Ama azarlamayın beni bir daha. 18 Ekim Şövalye Densini'den Mertöy Markizi'ni Takvime sorarsam sevgilim adam, tapulasım adam, siz gideli daha iki gün oldu. Ama gönlüme sorarsam iki yıl geçti diyor. Ben sizden duydum. Gönlü ne derse insan ona, her zaman ona inanmalıymış.'' Öyleyse dönmeniz zamanı geldi artık. Bütün işleriniz çoktan bitmiştir elbette. Sizin davanızla nasıl ilgilenmeyeyim ben? Siz onu kazansanız da kaybetseniz de hasretinizin verdiği bu üzüntüyle masrafı ben çekmiş olacağım. Bilseniz öyle bir kavga etmek istiyorum ki insanın kızması için böyle bir neden olsun da gene de kızdığını göstermeyi hakkı olmasın. İşte buna dayanılmıyor. Sizin bir insanı bir dostunuzu bir an sessiz yaşayamayacak bir hale getirdikten sonra, onu koyup da uzaklara gitmeniz bir vefasızlık, bir insafsızlık değil de nedir? Sorun bütün avukatlarınıza, bu ettiklerinizden sizi temize çıkaracak bir şey bakın bulabiliyorlar mı? Hem o adamlar olsa olsa aklın kabul edeceği bir takım sözler bulabilirler. O gibi sözleri de gönüle dinletemezsiniz ki. Buradan giderken bu yolculuğu akıl emrediyor diye o kadar söylediniz ki. Akılla büsbütün bozdunuz aramı. Artık onu dinlemek istemiyorum. Sizi unutayım diyor da gene dinlemiyorum. Ama doğrusu bu dediği de tam akıl kârı bir iş. Siz güç olur sanırsınız ya, hiç de öyle değil. Hep sizi düşünmek huyumdan bir vazgeçtim mi yeter. İnanın burada sizi hatırlatacak hiç, hiçbir şey yok hanımefendilerin en güzelleri, en şirindir denilenleri bile sizden o kadar uzak ki sizi aklaya getiriyor ya getirmiyorlar. Hele insanın gözü biraz deneyli oldu mu ilkin onların size benzediklerini sansa bile sonradan farkı daha iyi kavruyor. Onlar ne yaparlarsa, ne ederlerse yapıp etsinler, bir bildiklerini ortaya koymaktan çekinmesinler. Gene onlarda eksik bir şey kalıyor.'' O da siz olmamaları, sizin asıl büyünüz de sizin siz olmanızda. Ne çare ki günler böyle uzun, insan da işsiz olunca dalıyor büyük büyük hayallere kapılıyor. Düşlerinin kadınını gözleri önüne getiriyor, hayali coştukça coşuyor, kendi yarattığı o kadını güzelleştirmek istiyor. Hoşa gidecek ne varsa bir araya getiriyor, ta kusursuzluğa varıyor ama oraya vardı mı, bir de bakıyor ki, onu kendi yaratmamış, gerçekteki bir örnekten almış. Hep, hep sizi düşünmüş olduğunu anlıyor da, şaşıp kalıyor. Bir anda bile ben, gene ona pek benzer bir hayal içindeyim. Size mektup yazışım, sizi düşünmek içindi sanırsınız, değil mi? Yanılıyorsunuz işte, sizi unutmak içindi. Size söylenecek ama sizinle ilgisi olmayan birçok şey vardı. Biliyorsunuz, bana pek yakından dokunan şeyler. Ama ben sizi değil de asıl onları unutuverdim. Dostluğun büyüsü, aşkın büyüsünü ne zamandan beri unutturabiliyor böyle? Biliyorum, bu işi biraz incelesem belki bir günahım olduğunu anlayacağım da içim içimi yiyecek. Ama bırakalım, o küçük günahı, o kabahati unutalım ki onu bir daha işlemeyelim. Onu benim dostum olan siz bile bilmeyin. Ama siz niçin burada değilsiniz? Bana yanıt verir, ben yolumu şaşırınca beni gene doğru yola getirir, bana ses ilimin sözünü eder, sevdiğime sizin de sevginiz olduğunu hatırlatır, onu sevmekten duyduğum mutluluğu, böyle bir şey olabilirse arttırırdınız. Evet itiraf edeyim, onun benim gönlümde uyandırdığı aşk, siz de söylememe izin verdiğiniz günden beri gözümde daha bir değer kazandı size gönlümü açmak, size benim duygularımı düşündürmek, duygularımı sizin gönlünüze emanet etmek öyle hoşuma gidiyor ki. Bana öyle geliyor, siz onları dinlemeye tenezzül ettiğinizden beri duygularımı eskisinden de çok seviyorum. Sonra size bakıp, benim bütün mutluluğum işte onda saklı diyorum. Bildiğimiz halime gelince, verilecek yeni bir haberim yok. Ondan aldığım son mektup umudumu arttırıyor güçlendiriyor, gene de uzaklaştırıyor. Ama gösterdiği nedenler öyle şefkatli, öyle temiz bir yürekten geliyor ki siteme de yakınmaya da yer komuyor. Bu dediklerimi belki anlamazsınız. Siz de ne diye burada değilsiniz. İnsan dostuna her şeyi söyler ama yazamaz ki. Hele aşk sırları o kadar naziktir ki güvenip de kendi hallerine bırakmak olmaz.'' Onların bazen çıkmalarına izin versek bile gene gözden kaçırmamalıyız yeni sığınacakları yere girdiklerini görmemiz gerekir gelin artık benim tapulası dostum görüyorsunuz ki sizin dönmenize ihtiyacım var ya orada kalmanız için aklın gösterdiği binbir nedeni unutun ya benim gönlüme sessiz yaşamayı öğretin saygılarımla paris 19 ekim Madame de Rosemont'tan, Madame de Tourvel'e. Ağrılarım gene de pek çok ama sevgili güzelim, size o merak ettiğiniz işten açabilmek için bu mektubu kendi elimle yazmaya çalışacağım. Yeğenim hala herkeslerden kaçıyor. Her gün birini gönderip bana hal hatır sorduruyor. Ama ben kaç defa rica ettim. Kendisi bir kere bile gelmedi. Öyle ki hiç gördüğüm olmuyor. Sanki burada değil de Paris'te. Ama bu sabah hiç ummadığım bir yerde onunla karşılaştım. Ağrılarım, sızılarım başlayalı beri köşkün kilisesine gidemiyordum. Bu sabah gittim. İşte orada gördüm. Bana da bugün söylediklerine göre dört gündür her sabah gelip ayinde bulunuyormuş. Tanrı vere de sürdürse bu işi. Ben içeri girince hemen yanıma geldi. Beni daha iyice gördüğü için sevinip kutladı beni. Ayin başlamak üzere olduğundan pek konuşamadık sonradan gene konuşuruz diyordum. Ama ben daha yanına gidemeden ortadan kayboldu. Sizden doğruyu gizleyecek değilim. Kendisini biraz değişmiş buldum. Ancak benim sevgili güzelim, aşırı bir meraka kapılmayın ki ben de sizin aklınıza güvendiğime pişman olmayayım. Şunu da bilmelisiniz ki sizi aldatmaktansa üzülecek şeyleri de söylerim. Hele biraz iyileşeyim. Yeğenim benden kaçmaya devam etse de ben gene onu görmeye giderim bu garip kara sevdanın nedenini anlamaya çalışırım. Öyle sanıyorum ki bu hal ona biraz da sizin yüzünüzden geldi. Ne öğrenirsem size de yazarım. Artık mektubu kesiyorum. Parmaklarım işlemez oldu. A hem Adelaide benim böyle yazdığımı bilse bütün akşam azarlar durur. Hoşça kal sevgili güzelim. 20 Ekim Valmont Vikontu'ndan, Feylantlar Manastırı rahiplerinden... Peder Anselme. Beni tanımanız onuruna ermiş değilim de Monsieur. Madame de Turval'in size tam bir güveni bulunduğunu, sizin de öyle güvenilmeye gerçekten değer olduğunuzu bilirim. Bunun için sizden büyük bir iyilikte bulunmanızı dilesem, bunu bir saygısızlık saymayacağınızı umarım. Sizden dileyeceğim bu iş, kutsal mesleğinizin şanına yaraşır olduğu gibi, Madame de Turval'i de benim kadar ilgilendirmektedir.'' ''Bugün benim elimde bir takım önemli kağıtlar var ki bunları Madame de Tourvel'e e dokundukları için kendisinden başka kimseye vermek istemem. Başka birine vermem de zaten doğru olmaz. Bunu kendisine bildirmek için bir yol bulamıyorum. Çünkü size belki kendisinin söylemiş olduğu, herhalde benim söyleyemeyeceğim bazı nedenler yüzünden Madame de Tourvel benimle her türlü mektuplaşmayı kesmeye karar verdi.'' öyle bir karar vermiş olmasından dolayı bugün kendisine sitem etmeye hakkım yok. Çünkü sonradan beliren bazı işleri elbette düşünemezdi. Onları ben de hiç beklemiyordum. Zaten insanlığın üstünde bir gücün dileği olmadan o işlerin belirmesine herhalde imkan verilemezdi. Sizden dileğim müssyö kendisine benim yeni niyetlerimi bildirmeniz, benimle bir an konuşmaya razı olmasını istemenizdir o bir an içinde kendisinden özür dileyerek kusurlarımın bir kısmını belki bağışlatır, daha da büyük bir özveriye katlanıp belki kendisine karşı suçlu kılan bir yanılgı ya da günahın son izlerini de gözleri önünde yok etme fırsatını bulmuş olurum. Ancak bu cezayı çektikten sonradır ki Mösyö, uzun yıllarca ettiğim günahları gelip ayaklarınızda kapanarak itirafa cesaret edebilirim. Daha önemli ama pek yazık ki daha da zor olan başka bir barışma için yardımınızı da gene ancak o zaman dileyebileceğim. Benden pek muhtaç olduğum bu büyük iyiliği esirgemeyeceğinizi, bu perişan halime acıyıp bana yardıma, gönlümün bütün ateşiyle tutmak istediğim ama itiraf edeyim ki henüz bilmediğim bir yolda bana deliliğe tenezzül buyuracağınızı umabilir miyim? Yanıtınızı artık hak yoluna kavuşmak için yanan bir tövbekarın sabırsızlığıyla bekler, minnettarlığıma, en derin saygılarıma inanmanızı rica ederim. Naçist köleniz. Ek. Bu mektubumu Madame de Turvel'e göstermeyi gerekli görürseniz Mösyö, bence hiçbir sakıncası yoktur. Kendisine bütün ömrümce saygıda kusur etmeyeceğim. Tanrımın benim ruhumu erdeme ulaştırmak için bana onun ruhunu gösterip örnek edinmek istediğini hiçbir zaman unutmayacağım. 22 Ekim Mertöy Merkezinden Şövalye Densini'ye Mektubunuzu aldım. Benim daha pek genç dostum. Ancak teşekkürden önce size biraz çıkışacağım. Bilmiş olun ki bu halinizi düzeltmezseniz bir daha benden yanıt alamazsınız. İnanın benim sözüme de bu yaltaklanma edasını bırakın. O sizin yazdığınız gibi sözler aşkı anlatmak için kullanılmadı mı bayağı bir edebiyat olmaktan kurtulamaz. Dostluk öyle mi konuşur hiç? Hayır dostum. Her duygunun kendine uyan bir dili vardır. Başka birini kullanayım derseniz bildirmek istediğiniz düşünceyi gizlemiş olursunuz. Bilirim. Bizim hanımcıklarımız kendilerini her söylenenin bu her ağza düşmüş edebiyata bürünmesini isterler.'' başka türlüsünden anlamazlar. Ama sizin beni onlarla bir tutmamanızı beklemeye hakkım var sanıyorum. Beni böyle yanlış bilmeniz çok, belki de gereğinden çok gücüme gitti. Söyleyeyim size, benim mektubumda iki şey bulacaksınız ki ikisi de sizinkinde yok. Açık yüreklilik bir, yalınlık iki.'' Diyelim ki neden söylemeyeyim. Sizi göresim geldi. Çevremde böyle tatsız insanlar olacağına keşke hoşlandığım kimseler bulunsaydı da sıkılmasaydım. Ama siz bunu söylemek istediniz mi kalkıp benim gönlüme sizsiz yaşamayı öğretindiği veriyorsunuz. Yani siz bir gün gelir, sevgilinize kavuşursanız aranızda illa ben olmayınca yaşayamayacak mısınız? Ne ayıp şey. Ya hanımlarımızın en güzellerinde de gene eksik bir şey kalıyor. O da siz olmamaları demeniz. Ben olmamayı yoksa sesilinizde de mi bir eksiklik sayıyorsunuz? Sözlerinizden bakın neler çıkıyor. Bırakın bu dilleri. Bugün bunları o kadar geveliyorlar ki artık kutlama için, övgü için söylenen sözler kadar bile değeri kalmadı. Yalnızca adet yerini bulsun diye söyleniyor.'' Mektupların altına yazılan naçiz bendeleri sözü neyse bu dilde artık öyle oldu kimseler kanmıyor. E dostum siz bana mektup yazdığınız zaman sizin kendi görüşünüz, duyuşunuz nedir onu bildirin. Yoksa canım böyle cümleler okumak isterse size hiç de ihtiyacım olmaz. Zamanımızın geçerli romanlarından herhangi birini açar onda bulurum. Umarım ki bu sözlerime gücenmezsiniz. Mektubumda bir öfke kokusu duysanız bile gene de darılmayın. Ne yalan söyleyeyim, öfkeliyim size. Ama sizden uzak olmak da bu öfkeyi belki arttırıyor demeyeceğim. Bunu söylersem sizde bulduğum kusura ben de düşmüş gibi gözükmez miyim? Uzaklığın da bir etkisi yok değil. Bana öyle geliyor ki siz ne de olsa bir dava ile iki avukattan belki o pek dikkatli Belarus'tan bile değerlisinizdir. Görüyorsunuz ki yanınızda olmadığıma yanıp yakınmak şöyle dursun şükretseniz daha doğru olur. Yanınızdayken size hiç böyle bir sözüm, böyle bir övgüm olmuş muydu? Öyle sanıyorum ki sizin hastalığınız bana da geçti. Ben de diller döküp yaltaklanmaya başlayacağım. Hayır, hayır. Ben gene özü sözü bir olmaktan şaşmayayım. Daha iyi. Sizin için duyduğum şefkatli dostluğa, onun bende sizin için uyandırdığı ilgiye daha kolay inanırsınız. İnsanın sizin gibi gönlünü başka bir kadına kaptırmış genç bir dostu olması pek tatlı bir şey. Kadınların hepsi bundan hoşlanmaz. Ama ben hoşlanıyorum. Kötü mü? İnsan kendini dostluk zevkine rahat rahat bırakıyor da, sonu kötüye varır diye tasa çekmiyor. Ben de sizin için belki de pek çabucak bir sırdaş verdim. Ama siz de sevgililerinizi o kadar gencinden seçiyorsunuz ki bana ilk olarak artık ihtiyarlamaya başladığımı sezdirdiniz. Kendinize böyle uzun bir vefa, bağlılık hayatı hazırlamakla çok iyi ediyorsunuz. Bütün gönlümle dilerim. Sevdiğiniz de böyle vefalı, böyle sadık olsun.'' Bana yazdığınıza göre mutluluğunuzu geciktiren o şefkatli, temiz, yürekten gelen nedenleri kabul edip ses çıkarmamakla iyi ediyorsunuz. Her zaman karşı koyamayacak kadınlar hiç olmazsa kendilerini uzun zaman savunmakla bir üstünlük gösterebilirler. Bir kadın bir kere sevdiğini söyledi mi, artık tehlikede olduğunu anlamalıdır. O tehlikeden kaçınmasını bilemezse bağışlanmaz bir yanılgıya düşmüş olur. Ama sizin sesiliniz daha bir çocuk. Böyle tehlikeleri nasıl fark etsin? Siz erkekler bir kadın için namus nedir? Namusunu gözden çıkarmak neye mal olur anlayamıyorsunuz. Ama bir parça düşüncesi olan bir kadın anlar ki bir güçsüzlük belirtisi göstermekle yalnız bir kabahat işlemiş olmaz. Başına felaketlerin en büyüğünü de hazırlar. Bir an fırsat bulup da düşünmüş olan bir kadının o hale düşmesini bir türlü aklım almıyor bu sözlerimi tartışmaya kalkmayın beni sizi asıl bağlayan işte bu düşüncedir siz beni aşkın tehlikelerinden kurtaracaksınız gerçi şimdiye kadar ben sessiz de kendimi koruyabildim ama gene de size minnettar olmaya razıyım sizi daha çok daha iyi sevmeme neden olur sözümü burada keserken azizim şövalye sizi tanrıya emanet ederim 22 Ekim. Madame de Rosmont'tan Madame de Turvele. Bu mektubumla merakınızı, kaygılarınızı giderebilmek isterdim. Ama benim sevgili kızım, üzülerek görüyorum ki gidermek şöyle dursun, belki de arttıracağım. Gene de telaş edilecek bir şey yok. Yeğenim tehlikede değil. Kendisi için gerçekten hasta demek bile doğru olmaz. Ama kuşkusuz onda şimdi olağanüstü bir hal var. Bir şey anlamıyorum. Ancak az önce onun odasından çıkarken içimde bir hüzün, bir ürperme duydum. Bunları anlatıp sizi de üzmenin doğru olmadığını biliyorum. Ne yapayım ki sizinle aynı sözü etmekten elimde değil. Kendimi alamayacağım. Neler olduğunu size anlatayım. Ne gördümse onu olduğu gibi söyleyeceğimden hiç kuşkunuz olmasın. Gördüğüm kederli hal bana o kadar işledi ki daha 80 yıl yaşasam aklımdan çıkmaz. Bu sabah yeğenimin odasına gittim. Baktım ki masasına oturmuş yazı yazıyor. Çevresinde yığın yığın kağıtlar vardı. Besbelli onlarla çalışıyordu. O kadar dalmıştı ki ben odanın ortasına vardım. Kim geldi diye bana başını çevirip bakmadı. Beni görür görmez ayağa kalktı. Ama iyice fark ettim. Yüzündeki perişanlığı gidermeye çalıştı. Belli ki de onun bu çabasını gördüm de onun için daha çok dikkat ettim. Gerçi daha giyinip saçlarına pudra sürmemişti ama benzini pek uçuk buldum. Bir halsizliği vardı. Hele yüzü pek değişmişti. Bir zamanlar canlı canlı, neşeli neşeli bakan gözlerine bir hüzün, bir solukluk çökmüştü diyeceğim. Bu aramızda kalsın. Onu o haliyle görmenizi istemezdim çünkü insanın içine dokunacak bence şefkatli bir acıma duygusu uyandıracak bir haldeydi o duygu da aşkın kurduğu en tehlikeli tuzaklardan biridir gördüklerime pek üzülsem de gene sanki bir şey fark etmemişim gibi konuşmaya başladım önce halini hatrını sordum sağlığı için iyidir demedi ancak kötüdür diye de öyle açıkça bir söz söylemedi. Bunun üzerine ben kimselerin sohbetini aramaz olmasından yakındım. Artık kare sevdaya dönüyor diyerek serzenişlerime bir şaka hali vermeye çalıştım. Ama o ağır, ölçülü bir tavırla karşılık verdi. Bu da kabahat. Ama öteki kabahatlerimle birlikte bu da düzelir dedi. Sözlerinden çok söylenişinde öyle bir şey vardı ki benim o yapmacıktan neşemi de bozuverdi. Bir şakaya gereğinden çok önem verdiğini söyleyerek kapattım. Artık rahat rahat şundan bundan konuşmaya başlamıştık. Biraz sonra bana birkaç güne kadar belki bir iş için, hayatının en büyük işi için Paris'e gideceğini söyledi. O işin ne olduğunu sezmekten böyle açılan bir sözün ben hiç istemediğim halde bizi dert dökmeye götürmesinden korktuğum için hiçbir şey sormadım. Yalnızca biraz daha eğlenmenin sağlığı için iyi olacağı yolunda bir karşılık verdim. Bu kez kalın diye diretmeyeceğim. Çünkü ben dostlarımı benim keyfim için değil, kendi iyiliklerini düşünerek severim dedim. İşte bu basit sözler üzerine benim ellerimi elleri arasında sıkarak bir ateşlendi ki anlatamam. Evet halacığım dedi. Gönlü sizin için saygıyla, sevgiyle dolu yeğeninizi sevin. Dediğiniz gibi onu kendi iyiliğini düşünerek sevin. Mutluluğu için tasa etmeyin. Yakında sonsuz bir rahatlığa ereceğini umuyor. Siz hiçbir üzüntü göstermeyin ki rahatı bozulmasın. Bir daha söyleyin. Beni seviyor, beni bağışlıyorsunuz değil mi? Evet, siz beni bağışlarsınız. Bilirim gönlünüz ne kadar büyüktür.'' Ama benden incinmiş bunca insanın da bağışlamasını nasıl umayım? Bunu söylerken bana doğru eğildi. Öyle sanıyorum ki içinde duyduğu acıyı gizlemek istiyordu. Ama sesinden belliydi. O anda beni kavrayan heyecanı anlatamam. Oturduğum yerden hemen kalktım. Ürktüğümün farkına varmış olacak ki halini daha da gizlemeye çalışarak Bağışlayın madem dedi. Anlıyorum ki elimden gelmiyor. İstemediğim halde kötü bir yola giriyorum. Çok rica ederim. Unutun da ancak size olan derin saygımı bir onu hatırlayın. Yola çıkmazdan önce gene sizi rahatsız eder saygılarımı sunarım dedi. Bu son sözleriyle bana artık kendisini bırakmamı söylemek istiyor gibi geldi. Ben de hemen onun odasından ayrıldım. Ne demek istediğini şimdi düşünüyorum da Düşündükçe büsbütün anlamaz oluyorum. Hayatının o en büyük işi acaba neymiş? Benden bağışlamamı istemesi niçin? Benimle konuşurken niye öyle kederlendi? Bunları kendi kendime kaç kez sorup araştırdım. Bir karşılık bulamadım. Bunlarda sizinle ilgili bir şey göremiyorum. Ama bilirim ki aşkın gözleri dostluğun gözlerinden daha iyi görür, daha iyi sezer. Bunun için yeğenimle benim aramda geçenleri size olduğu gibi bir yerini saklamadan anlatmayı doğru buldum. Size bu uzun mektubumu yazmadan çok düşündüm. Dört kere yeniden başladım. Daha da uzun yazardım ama yorgunluğum bırakmıyor. 25 Ekim Peder Anselm'den Valmont Vicontuna Göndermek lütfunda bulunduğunuz mektubu aldım Mösyö Vikont. İsteğiniz üzerine hemen dün söylediğiniz hanımefendinin evine gittim. Kendisine bildirmemi iz buyurduğunuz konuyu açtım. Nedenlerini anlattım. Kendileri ilk verdikleri karardan dönmek istemiyorlardı. Doğrusu aklın Erdem'in gösterdiği yol odur. Ama ben sizi görmeye razı olmamakla sizin gerçek mutluluğa dönmenize engel olabileceklerini, böylece de Tanrı'nın merhametine, tövbe, engel olmuş sayılacaklarını söyledim. Bunun üzerine razı oldular. Ancak bu görüşmenin son görüşme olması koşulunu öne sürüyorlar. Önümüzdeki perşembe günü yani bu ayın 28'inde evde olacaklarını size bildirmemi buyurdular. O günü herhangi bir nedenle uygun bulmazsanız kendilerine haber vermenizi rica ederim. Mektubunuzu kabul edecekler. Ancak Mösyö şunu arz etmeme izninizi dilerim. Pek önemli nedenler olmazsa kendileriyle görüşmenizi geciktirmeyin. Ta ki bana lütfettiğiniz mektupla bildirdiğiniz o güzel niyetlerinizi gerçekleştirmiş yoluna bir an önce girip kendinizi onlara tümüyle adayabilesiniz. Düşünün ki hak yoluna giriş anından yararlanmakta geciken kimse kendisinden hak yoluna girişin çekilmesi tehlikesine düşmüş olur. Gerçi Tanrı'nın merhameti sonsuzdur. Ancak Tanrı kullarına yardımda da adaletten ayrılmaz. Bir an gelir ki esirgeyen Tanrı kahredici sıfatıyla belirir. Bana onur veren güveninizi bundan böyle de esirgemezseniz buyurduğunuz anda size elimden gelecek hizmetten çekinmeyeceğime güvenebilirsiniz. Gerçi işlerim çoktur. Gene de başlıca uğraşım kendimi adadığım kutsal rahiplik mesleğinin ödevlerini yerine getirmektir.'' Ömrümün en güzel anı da Ulu Tanrı'nın yardımıyla emeklerimin başarı verdiğini gördüğüm an olacaktır. Biz günahkar, aciz kulların elimizden bir şey gelmez. Ancak sizi kendine çağıran Tanrı her şeye kadirdir. Siz gönlünüzde ona ermek için bağlılıkla, boyun eğişle duyduğunuz isteği, ben ise sizi Tanrı'ya ulaştırmakta bir hizmetim olabilirse o gücü hep kendisinin inayetine borçluyuz.'' bu dünyada sürekli gerçek mutluluğun ancak kutsal dinimizde bulunabileceğine, o mutluluğu insanoğlunun kör tutkularında aramasının boş olduğuna sizi Tanrı'nın yardımıyla inandıracağımı umuyorum. En derin saygılarımla. Paris 25 Ekim Madame de Turvel'den Madame de Rosmont'a Dün aldığım bir haberden madam şaşkına dönmüş olmakla birlikte sizi hoşnut edeceğimi düşündüğüm için hemen bildirmeyi uygun buldum. Monsieur de Valmont artık benimle de sevdasıyla da uğraşmıyormuş. Şimdi bütün istediği kendisini din yoluna verip gençliğinde ettiği kabahatleri daha doğrusu yanılgıları bağışlatmakmış. Bu büyük olayı peder Ansem'den duydum. Mesude Valmont ona mektup yazıp kendisini yetiştirmesi, benimle de görüştürmesi için ricada bulunmuş. Benimle görüşmek istemesinin başlıca nedeni öyle sanıyorum ki mektuplarımı geri vermek isteğidir. Şimdiye kadar kaç kez dilemiş, razı edememiştim. Böyle hayırlı bir değişime kuşkusuz sevinmeli. Kendisinin dediği gibi bunda benim de gerçekten bir yardımım olmuşsa övünmeliyim. Ama alnımın yazısı neymiş de buna ben alet olmuşum. Bu uğurda hayatımın bütün rahatını kaybetmişim. Mesude Valmont'un mutlu olması için benim mutsuz olmamdan başka yol yok muydu? Siz ki gönlünüz bağışlama, merhamet doludur. Böyle yakındığım için beni bağışlayın. Tanrı'nın buyurduklarını incelemek bilirim, bana düşmez. Ama nice zamandır Tanrım'dan gönlümdeki talihsiz aşkı yenmek gücünü diliyorum benden esirgiyor da onu istemeyen bir insana ihsan ediyor. Güçsüzlüğümün kolumu kanadımı kırdığı bir anda beni yardımsız bırakıyor. Ama bırakalım da bu günahkarca başkaldırıyı. Evden kaçan giden oğul, dönüşünde babasından, evden ayrılmayan oğlun gördüğünden daha büyük nimetler görmemiş mi? Bunu bize Tanrım kendi bildirmiyor mu? Bizce hiçbir borcu olmayandan biz ne hesap sorabiliriz?'' Diyelim ki insanoğlunun bir şey dilemeye, bunun için de erdemlerini ileri sürmeye hakkı olabilir. Ama ben ne yüzle dilerim. Namusumun lekesiz kalmasını Valmont'a borçlu değil miyim? O beni kurtardı. Ben de kalkıp onun uğrunda ızdırap çektiğim için yakınacak mıyım? Hayır, benim çektiklerime ödül olarak o mutlu olacaksa bana ancak ızdıraplarımı sevinçle karşılamak düşer.'' Hepimizin babamız olan Tanrı'nın evine o elbette er geç dönecekti. Onu yaratan Tanrı elbette sever onu. Öyle güzelliklerle bezemesi sürekli kendinden uzak kalsın, baş kaldıranlar arasında yaşasın diye değildi ya. Dikkatsizce şimdi cezasını çekmeliyim ben. Madem ki onu sevmeme izin yoktu, onu görmemin de doğru olmayacağını anlamalı değil miydim?'' Benim kabahatim, daha doğrusu talihsizliğim bu gerçeği uzun zaman kabul etmediğim oldu. Siz de tanıdığın tanığımsınız. Benim sevgili, her saygıya değer anneciğim o özveriye katlanmak zorunda olduğumu anladığım an ona katlandım. Ama o özverimin tam bir özveri sayılabilmesi için onda Mesdö Valmont'un payı olmamalıydı. Belirtmeliyim ki şimdi içimin en büyük derdi işte budur gurur ne çekilmez şeymiş. Çektirdiğimiz ızdırapları düşündürüp çektiklerimizi hafifletiyor. Yeneceğim bu söz dinlemez yüreğimi. Yeneceğim de büyüklenmemeyi alıştıracağım onu. Mösyö de Valmont'la görüşmek benim için acı olacak. Ama yüreğimi yenmek için razı oldum buna. Önümüzdeki perşembe günü gelecek. Gönlünde artık hiçbir yerim olmadığını o geçici, zayıf etkinin artık büsbütün silinip gittiğini bana elbette kendi ağzıyla söyleyecek. Onun bana hiçbir heyecan duymadan baktığını göreceğim. Bense heyecanımı belli ederim korkusuyla gözlerimi hep yere eğeceğim. Kendisinden kaç kez dileyip alamadığım mektuplarımı bana kesin bir kayıtsızlıkla geri verecek. Onları bana hiçbir gereği kalmamış, kendisini ilgilendirmeyen birer kağıt parçası diye veri verecek. Benim titreyen ellerim de yüzümü kızartan o emaneti alırken veren ellerin hiç titremediğini görecek. Sonra ben onun uzaklaştığını, bir daha dönmemek üzere uzaklaştığını göreceğim. Onun arkası sıra baka kalan gözlerim, onun bir kere olsun başını çevirip baktığını görmeyecek.'' Demek alın yazımda onurumun böyle kırılması da varmış. Hiç olmazsa bu bana bir ders olsa da ne kadar zayıf bir kul olduğumu iyice kavrasam. Evet, onun artık saklamak istemediği o mektupları ben bağrıma basıp bir hazine gibi saklayacağım. O mektupları her gün bir kere daha okumak, utancımı bir ceza diye gözüme alacağım. Gözyaşlarım son izlerini de silinceye kadar okuyacağım. Onun mektuplarını ise benim ruhumu berbat eden tehlikeli zehre onlar da bulaşmıştı diye yakacağım. Neymiş bu aşk ki bir zamanlar düşürdüğü tehlikeleri bile hasretle aratıyor. Artık karşımızdakinin gönlünde hiçbir izimiz kalmasa da gene bizi yakıp kıvrandırıyor. Bizi kesinlikle ya utanmazlığa ya felakete bazen her ikisine de birden sürükleyen o belalı tutkudan kaçalım erdemimiz yoksa hiç olmazsa dikkatimiz olsun da onunla kurtulalım. O perşembe günü daha ne kadar da uzak o acılı özveride de keşke hemen bulunabilsem de hem nedenini hem de kimin uğrunda edinildiğini bir anda unutabilsem. Onun gelecek olması canımı sıkıyor. Söz verdiğime pişman oluyorum. Beni görmeyene ihtiyacı vardı. Biz artık birbirimiz için neyiz ki? Benim kalbimi kırdıysa bağışlıyorum onu. Yanlışlarını bağışlatmak isteği de kutlanası, övülesi bir istek. Daha da ileri gideceğim. Ben de ona benzemeye çalışacağım. Madem ki ben de o yanılgıların güzelliğiyle çekindim, ben de onun tuttuğu yola gerçeğe döneceğim. Ama madem ki dileği benden kaçmaktır, niçin işe beni aramakla başlıyor? İkimiz için ilk görülecek iş birbirimizi unutmak değil midir?'' Bundan sonra benim en büyük çabam elbette onu unutmak için olacak. İzniniz olursa sevgili anneciğim, o zor işi başarabilmek için sizin yanınıza geleceğim. Yardıma, avutulmaya ihtiyacım olursa onları sizden başka kimseden istemem. Benim gönlümün dilini bir siz biliyor, onun dediklerini bir siz anlıyorsunuz. Sizin değerli dostluğunuz bütün ömrümü dolduracaktır. Sizin katlanacağınız emeklere yardım için ben de bir şeye zor demez yaparım. Sizin yardımınızla iç huzuruna, mutluluğa, namusa ererim. Bana edeceğiniz iyiliklerin ödülü de bir gün benim onlara değer biri olduğumu görmek olur. Öyle sanıyorum ki bu mektubumda çok şaşkınca sözler söyledim. Yazarken bir an bile kurtulamadığım perişanlıktan anlıyorum bunu. İçinde benim yüzümü kızartacak duygular da varsa onları merhamet dolu dostluğunuzla örtün lütfen. Ben yalnızca ona güveniyorum. Gönlümdeki duyguların hiçbirini sizden saklamak istemem. Hoşça kalın. Benim her saygıya değer anneciğim. Öyle umuyorum ki size geleceğim günü pek yakında bildiririm. Paris, 25 Ekim